Dikkat et. Hatice'min halini hiç beğenmiyorum. Ziyadesiyle evhamlı. Dün gittiğimizde iyiydi aslında. Sonra ne olduysa yüzü asıldı. Tek laf çıkmadı ağzında. Dikkatini ver. Nereye atıyorsun ok? Görmüyor musun? Puta orada. Bir daha at. Ben at binmek istiyorum. Buraya gel. Mustafa, buraya gel dedim sana. Buraya gel. Sen kime sırtını dönüp gidiyorsun? Ben senin babanım. Aynı zamanda hünkârdım. Bu ne cüret, bu ne saygısızlık? Böyle mi yetişiyor şehzade? Kim verecek bu saygısızlığın hesabını? Çekil! Hünkârım, ben de yolunuzu gözlüyordum. Çık dışarı, beni yalnız bırak. Valide Sultanımız emretti gelmeme. Saraya döner dönmez sizi görmek istedi. Mühim dedi. Aslanım. Validem, hoş geldiniz. Konuşmamız lazım. Dinliyorum validem. Mühim bir durum demek ki. Devlet meselesi mi? İbrahim'i Anadolu'ya sefere göndereceğini öğrendim. Hatice'm çok üzgün. Bebeğin erken doğumunun Hatice'yi nasıl etkilediğini biliyorsun. Bebeğin üzerine haddinden fazla düşüyor. Bir şey olacak diye çok asabi. İbrahim de giderse Hatice içinden çıkamayacağı bir buhrana düşecek diye çok korkuyorum. Hatice'm gebeliğini de kocasından ayrı geçirdi. İlk evladını bu yüzden kaybetti. Bırak ailesiyle, bebeğiyle doya doya zaman geçirsin. Buna ihtiyacı var. Başka birini gönder. Bu mevzuyu sizinle tartışmayacağım validem. Kararım kesindir. İbrahim Paşa gidecek. Devleti âliyi kadın aklıyla mı idare edeceğim? Kimsin sen? Bu kibirli ses. Bu gözler kimin? Sabah Mustafa'ya kızarken de aynı böyle bakıyordun. Benim aslanım. Benim yetiştirdiğim Süleyman bu değil. Benim evladımın vicdanı vardı, sevgisi vardı. Ben artık Mustafa'nın yaşına değilim validem. Ben Cihan Devleti'ni 3 kıtada idare eden Sultan Süleyman Hanım. Devletin duygusu olmaz, devletin adaleti olur. İktidar başka türlü kurulmaz. Yüzüne baktığımda bir yanı aydınlık, ışıltılı. Bir yanı koyu, karanlık ve soğuk. Öfken yükseldiğinde seni, kendi büyüttüğüm evladımı tanıyamıyorum. Seni izlerken ürperiyorum. Korkuyorum Süleyman. Neden biliyor musun? O koyu karanlık yüzünde gözlerine baktığım zaman babanı, Sultan Selim'i görüyorum. İşte o zaman bundan sonra yapabileceklerinden korkuyorum oğlum.
korkuyorum baba. Kana bulanmaktan, zalim olmaktan korkuyorum. İktidarın, saltanatın gücü, gürültüsü ya vicdanımın sesini sağır ederse. Nefesini eksik etme üstümden. Yüzüme bakmaktan utandırma beni Allah'ım. Vicdanın senin kıblendir Süleyman. Kaybetme. Thank you.